Merhaba balık avı tutkunları. Her salı olduğu gibi bu salıda balık avı hakkında her şeyin yepyeni bir videosuyla birlikteyiz. Bu hafta levrek ne zaman avlanır, hangi taktikleri kullanarak avlarsak başarılı oluruz ve nerelerde levreyi aramalıyız konularına değinmek istiyorum. Dostlar levrek suyun sıcaklığına bağlı olarak hareket eden bir balıktır. Ağustos ayının sonlarına doğru Karadeniz soğumaya başlar ve levrekler Karadeniz'den Ege'ye oradan da Akdeniz'e doğru göç ederler. Güney sularının ısınmasıyla birlikte... Mayıs ayı ortalarında Karadeniz'e geri dönerler. Ancak göç etmeyen levrekler de vardır. Bu nedenle av takviminizi bu durumu göz önüne alarak yapmanızda fayda var. Levrek gibi balıklar kış aylarında Karadeniz'de dere ağızlarında ve Akdeniz'de ise Nisan ayı sonlarında dere ağızlarında ürerler. Genel olarak Karadeniz bölgesinde yaz aylarında, Marmara bölgesinde ilkbahar başlarında, Akdeniz bölgesinde kış aylarında, Ege bölgesinde ise sonbahar aylarında levrek avlamak verimi arttırır. Peki gün içinde hangi zamanlar uygundur derseniz, levrek Levreklerin en sık görüldüğü günlük zaman dilimi sabah güneş doğumundan öğle vaktine kadar olan zaman dilimidir. Şam ise güneş batımı başlangıcından havanın tamamen kararmasına kadar olan zaman diliminde levrek avlayabilirsiniz. Levrekler kıyı kesimlerinde çok yaygındır. Hava soğuduğunda ise biraz daha derine doğru yönelirler. Suyun derinlerinde sıcaklığın 4 derecenin üzerinde olması bu durumu etkiler. Peki levreyi nerelerde arayacağız. Levrek kıyı balığıdır dostlar. Ayrıca levrekler etçil olduğu için küçük balıkların yaşadığı yerlerde çok daha fazladırlar. Levrekler genellikle başka balıklarla beslenir. Ayrıca diğer deniz canlılarına da ilgi gösterir. Levrek duyuları diğer balıklara göre gelişmiş bir hayvandır. Balığın Diğer balıkları yakalaması zor olan bulanık sularda avlanırlar ve bu duyuları onlara avantaj sağlar. Özellikle mendirek içi gibi yerlerde oldukça yaygındırlar. Dalga kıranlar ve iskelelerde av için uygun yerlerdir. Nehir ve denizin birleştiği yerlerde birikirler. Nehirle denizin birleştiği yerlerde avlanmak faydalıdır. Bulanık sularda avlandıkları için kayalıkların kumlarla birleştiği yerlerde de sıklıkla bulunurlar. Bu bölgeleri yaşadığınız yerlerin yakarında arayın ve buralarda deneme atışları yapın suyun bulanık olduğu yerler levrekler için ideal av ortamıdır ve dolayısıyla bizler için de ideal levrek avlama ortamlarıdır. Bununla birlikte rüzgarlı havalar ve dalgalı denizler de suyu bulandırır ve ideal zaman oluştururlar. Gelelim levrekle ilgili özel taktiklere. Dostlar levrek balığını avlamak için sessiz ve hareketsiz kalmak çok önemlidir. Bu kenarındaki her türlü sesten ve hareketten oldukça rahatsız olur levrekler. Bu nedenle levrek avında fazla hareket etmeden durmamız gerekiyor gerekir. Hatta sadece oturarak bile atış yapmak size avantaj sağlar. Levrek avcıları kesinlikle yüksek ses üretmez. Yüksek sesle konuşmaz. Işık asla kullanmaz. Atçek yaparken balığın her zaman gördüğü bir cismin yanında. Bu bir direk olabilir, bu bir kaya olabilir. Atış yapmak şansımızı arttırır. Bu anlattıklarıma dikkat ederseniz levrek yakalama şansınız daha yüksek olacaktır. Dalganın kırıldığı yerler levreğin bol olduğu yerlerdir. Dalganın kırıldığı noktanın hemen gerisinde levrekler gezinir. Oraları hedef alırsanız sizler levrekleri yakalarsınız. Dalga kırılma bölgelerine oltanızı paralel olarak atmak ve suya kesinlikle girmekten kaçınmak veriminizi arttıracaktır. Peki sizin özel taktikleriniz var mı? Yorumlarda arkadaşlarla paylaşırsanız bu hobiye yeni başlayanlara faydalı bilgiler vermiş olursunuz arkadaşlar. Levrek avlama yöntemlerine de şöyle bir değinmek isterim. Levrek etçil bir balıktır. Sahte yemler, silikonlar ve canlı yemler levreyi avlamak için kullanılması gereken malzemelerin başında gelir. Levrek avlama yöntemleri en verimlisi canlı yem ile avlanmadır. Yavru kefal balığı en iyi canlı yemdir. Canlı yemle avlanmak istiyorsanız av bölgenizin tatlı suyun tuzlu suyla karıştığı yerler olmasına dikkat edin. Canlı yeme takacağınız kancaların uzun saplı olması veriminizi arttıracaktır. Yakınınızdaki balık malzemeleri satıcısına sorun. Çevrenizdeki balıkçılar size tavsiye verebilir. Onlarla da iletişime geçebilirsiniz. Levrek avlamanın en keyifli yöntemi ise LRF'dir. LRF yöntemiyle yaşayacağınız duygu tarif edilemez bir duygudur. LRF'de silikon veya cik kullanarak başarılı avlar yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili YouTube'da çok sayıda video var. Bu av videolarını izleyip oradan taktik öğrenebilirsiniz. Özetleyecek olursak arkadaşlar levrek kıyılarda, dalgaların arkasında, mendirek içlerinde, kayalıkların kumlarla birleştiği noktalarda, suyun bulanık olduğu yerlerde aranır. Levrek her mevsimde yaygın değildir. Bu videoda anlattıklarıma bakarak bulunduğunuz şehre göre bir çıkarımda bulunmanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca gün içinde hangi saatlerde avlanacağınız da dikkat edin. Olur olmadık zamanlarda levrek aramayın. Vaktinizi boşa harcamayın. Ayrıca hangi mevsimde levrek peşinde koşacağınıza da dikkat edin. İspendekleri kesinlikle yakalamayın. Olduğunuza takılan ispendekleri salın dostlar. Peki sizin en çok sevdiğiniz avlanma yöntemi hangisi? Yorumlarda bizlerle paylaşın. Evet arkadaşlar her hafta salı olduğu gibi bu haftanın da videosunu sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olur. Eğer bu video ve diğer videolarım hoşunuza gidiyorsa bir beğeni bırakmayı ve arzu ederseniz ücretsiz olarak kanalıma abone olmayı da seçeneklerin arasına alabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Herkese rast gelsin.